Bugünkü konumuz din farklılığının evliliğe etki edip etmemesidir. Çünkü Bakara suresinin 221. ayeti bu konuda delil getirilir. Bu sebeple o ayette bağlantılı olarak karı kocadan birinin Müslüman diğerinin kafir olması halinde evliliğin ne halde olacağını ya da bir Müslüman kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenip evlenemeyeceğini bu vesileyle öğrenmeye çalışacağız. Bakara 221. ayetteyiz. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Müşrik olan kadınları nikahlamayın. Mümin olana kadar, imana gelene kadar nikahlamayın. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ hayrun min müşriketin velau a'cebetkum. Mümin olan esir bir kadın hür olan müşrikten daha hayırlıdır. İsterse hür olan müşrik hoşunuza gitmiş olsun. Ve la tunkihul müşrikine hatta yu'minu. Mümin olana kadar müşriklere kız vermeyin. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ Bir mümin köle, bir mümin esir hoşunuza da gitse hür bir müşrikten elbette daha hayırlıdır. اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ Onlar ateşe çağırırlar. Allah da kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah da kendi izniyle cennete ve bağışlamaya çağırır. وَيُبَيِّنْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ayetlerini insanlara açıklar. Belki onlar tezekkür ederler. Zihinlerindeki diğer bilgilerle bunu karşılaştırarak doğru bilgi edinmiş olurlar. Bu ayetten dolayı mezhepler bir mümin kadının mümin olmayan bir erkekle evlenemeyeceğini, kadının Müslüman olması halinde kocasından mutlaka ayrılması gerektiğini, yani kocası kafir, kendisi Müslümansa kocasından ayrılması gerektiğini söylerler. Sadece Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan olan bir kadınla evlenmesini caiz görürler. Yani Yahudi veya Hristiyan olan bir kadınla evlenmesini caiz görürler. Onun için de Maide suresinin 5. ayetini delil getirirler. ...106. sayfada burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. اَلْيَوْمُ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ Bugün size temiz şeyler helal kılınmıştır ki bu son inen ayetlerdendir. وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ Kendilerine kitap verilmiş olanların yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz onlara helaldir.
Vel muhsanatü minel mu'minat. Müminlerden namuslu olanlar. Onlarla evlenmeniz helaldir. Vel muhsanatü minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilmiş olanların namuslu olan kadınları da size helaldir. Utul kitabe min kablikum. Sizden önce kendine kitap verilmiş olanların namuslu kadınları da size helaldir. اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Mehirlerini verdiğiniz takdirde, evlenme sırasında nikahla birlikte erkeğin eşine vermesi gereken bir mal vardır. Bu karşılıklı anlaşmayla tespit edilir. Yani karı, evlenecek çiftler karşılıklı olarak anlaşmayla tespit ederler. Bu evlenen kıza verilir. Onun ailesine verilmez. Tamamen kadının kendi öz ve öz malıdır. Kocasının o malda herhangi bir hakkı yoktur. Geriye isteyemez. Annesinin ve babasının da hiçbir hakkı yoktur. Dolayısıyla diyor ki burada اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlara mehirlerini verdiğiniz takdirde evlenmeniz size helal kılınmıştır. Peki siz ne? Onlar namuslu olacak. Siz ne olacaksınız? Muhsinin, siz de namuslu olacaksınız. غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ وَلَا مُتَّخِذ۪ينَ وَلَا مُتَّخِذ۪ي اَخْدَانَ Açıkça zina etmeyeceksiniz, gizli dostlarda tutmayacaksınız. Yani ne gizli zina var, ne açık zina var. İster mahkeme kararıyla tespit edilmiş olsun, ister edilmemiş olsun, gizli ya da açık zina etmeyeceksiniz. O şartla ehli kitabın ve müminlerin namuslu kadınları size helal kılınmıştır. Şimdi buradaki ehli kitabın kadın namuslu kadınlarıyla evlenebilirsiniz. Hükmü sebebiyle fıkıh kitaplarında şu vardır. Bir Müslüman erkek ya Müslüman bir kadınla ya da ehli kitaptan bir kadınla evlenir. Yani Yahudi veya Hristiyan olan bir kadınla evlenir. Ama bir Müslüman kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez, evliliği geçersizdir. Bakara suresinin 221. ayeti sebebiyle de ehli kitaptan olmayan herhangi bir kadınla bir Müslüman erkeğin evlenmesinin caiz olmadığı ifade edilir. İşte bu ayeti tekrar okuyalım, iyice zihnimize yerleşsin. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Müşrik kadınları nikahınıza almayın, onlarla evlenmeyin, mümin oluncaya kadar. Şimdi buradaki mümin oluncaya kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin hükmü dolayısıyla ehli kitap da ehli kitapla diğer müşrik ehli kitap müşrik sayılmamıştır gelenekte. Yani müşriklerin dışında kabul edilmiştir. Yani ama öyle bir şey ki hem kafir, kafir ama müşrik değil. Tabi müşrik olmayan bir kafir mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Ama biliyorsunuz yani her derste söylemek zorunda kalıyoruz. Yani çok ciddi manada bilgi kirliliği oluşmuş maalesef. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman müşriklikte ehli kitapla diğer müşriklerin herhangi bir farkları yok. Hatta ehli kitap müşrik diğer müşriklerden, Mekkeli müşriklerden daha ağır bir durumda. Yani onun dini açıdan durumu onlara göre daha ağır. Onlar da müşrik. Maide suresinin 72. ayetini açalım. ...119. sayfa. Şurada dikkate takip edelim. Diyor ki Allahü Teala لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesin kafir olmuşlardır. Buna kim?
Hristiyanlar. Hristiyanlar diyorlar ki bugün İsa %100 Tanrı'dır. %100 Tanrı'dır dediği zaman, yani Allah'tır demiş oluyor. İsa %100 Allah'tır dedikleri zaman ne diyorlar? İsa Meryem'in oğlu Mesih'tir demiş oluyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki İsa %100 insandır. Onlar kesin kafir olmuşlardır diyor. Yani %100 Tanrı'dır, %100 insandır derken hem Allah hem değil, Allah'la aynı özdendir diyorlar. Haşa. Ve kâle el-Mesîhû ya benî İsraîle abudullâhe rabbi ve rabbukum. Halbuki Mesih şöyle demiştir: İsrailoğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ki bu ifadeler İncil'de vardır. Yani bugün de vardır. Ve şöyle demiş: İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne. Şurası kesin ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Şimdi bakın, aynı ayette bu ortak koşma işi kiminle ilgili olarak geçiyor burada? Hristiyanlarla ilgili. O zaman ayete göre Hristiyanlar hem müşrik hem kafir mi? Bitti. Yani her kafir zaten müşriktir. Her müşrik de kafirdir. Kafir olmayan müşrik ya da müşrik olmayan kafir yoktur. Fakat tabii bizde maalesef terimler de ciddi manada zedelenmiştir. Ve Müslümanlar yanlış terimlerle doğru düşünce üretemez hale gelmişlerdir. Ondan sonra diyor ki ve mevahu cehennem ve mevahun nar, onun varacağı yer ateştir. Ve ma li zalimine min ansar, zalimlere bir yardımcı yoktur. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesin kafir olmuşlardır. Bunlar kim? Hristiyanlar. Şimdi üç tane tanrı iddia etmek şirk değil midir? Yani bu çok açık. Allah bu üçün üçüncüsüdür. Onun için çok kutsal üçlü birlik diyerek kendilerini müşriklikten kurtarmaya çalışırlar. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ. Bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Bir tek ilahtan başka ilah vardır diyenler kesin müşrik değil mi? Öyleyse وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Müşriklere kız vermeyin inanıncaya kadar. Bu hükme Yahudi ve Hristiyan giriyor mu? Kesin olarak girer. Şimdi burada Hristiyan, Yahudi de aynı gruptan mı? Bakalım Tevbe suresinin 31. ayetine. ...190. sayfada son ayet. Diyor ki burada اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Bak mesela bir önceki ayette ve قالت اليهود عزير بن الله. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve قالت النصارى المسيح ابن الله. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler. ذلك قولهم بافواههم. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yani kendi sözleridir. يضاهون قول الذين كفروا من قبل. Bundan önce kafir olmuş olanlarla aynı ağzı kullanıyorlar. Yani diğer müşriklerle. Aynı ağzı kullanıyorlar. Qatelehumullah. Allah kahretsin onları. Enna yufekun. Nasıl da yalana geliyorlar. Bu, yani bu yalana nereden sürükleniyorlar? İttekadu. Edindiler. Kim bu edinenler? Bir önceki ayette geçenler kim? Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Ahbarahum ve ruhbanahum. Bilim adamlarını ve din adamlarını erbaben min dunillah, Allah'la kendi aralarında tanrılar edindiler. Vel mesih ibn, Rabler edindiler. Vel mesih ibn Meryem, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Ona da Rab, Rabb İsa demiyorlar mı? Televizyonlarda hep duyuyor, duyarsınız.
وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Onlara verilen emir sadece bir tek ilaha kul olmaktır. Birden fazla ilaha kul olana ne denir? Müşrik denir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Subhanahu amma yushrikun, Allah onların şirk koştuklarından uzaktır. Bak, şirk koştuklarından uzaktır. Onlar kim burada? Yahudi ve Hristiyanlar. Şimdi bu ayetler, bu dört ayet Yahudi ve Hristiyanların hem kafir hem müşrik olduklarını kesin olarak hükme bağladı mı? Tamam. O zaman öyleyse Maide suresinde Maide 5. ayette belirtilen vel muhsanatü minellezine utul kitab, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ki onlar da müşrik olduğu çok açık ve net, ki yani aynı surede, Maide suresinde üstelik, ayrıca bir de Tevbe suresinde. O zaman bunun anlamı nedir? Yani müşrik olan, şimdi yok, namuslu olan ehli kitabın kadınlarıyla evlenmeniz size helal kılınmıştır sözünün anlamı nedir? Şimdi onu anlamak için tekrar ilk okuduğumuz ayete geliyoruz. Bakara 221'e. Burada diyor ki Allahü Teala وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Müşrik kadınları nikahınıza almayın. Yahudi ve Hristiyan kadınları da dahil, değil mi? Mümin oluncaya kadar, inanıncaya kadar almayın. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ. Şurası kesin ki imana gelmiş, mümin olmuş bir esir kadın müşrik olan hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ, sizin hoşunuza gitmiş olsa bile. Daha hayırlıdır sözü nerede kullanılır? İki hayırlı şey arasında seçim yaparken kullanılır, değil mi? Yani bu hayırlıdır, bu daha hayırlıdır. Şimdi bu ayeti kerime müşrik kadınla evlenmeyi haram kılıyor mu? Kılmıyor. Öbür Maide 5. ayet ne yaptı? Helal dedim. Vel muhsanatü minellezine utul kitab, kendilerine kitap verilmiş olan namuslu kadınlar. Helal. Uhillet lekum diye geçti. Helal kılınmıştır. Helal. Ama ne diyor Cenab-ı Hak? Evlenmeyin diyor. Bu ne olur? Yasak koymak mı olur? Bu bir tavsiye olur. Bu bir tavsiye olur. Ondan sonra da diyor ki o daha hayırlıdır diyor. Yani öbürü evlenmek şerli değil. O da olur. Ama bu daha hayırlıdır. O zaman haram olmuyor, değil mi? Haram olmuyor. O zaman bu ayete dayanarak müşrik kadınlarla evlenmek haramdır denir mi? Denemez, mümkün değil. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü daha hayırlıdır sözü iki hayırlı arasında olur. Haram olan bir şey hayırlı olur mu? Mümkün değil. Ondan sonra da şimdi bu bir mümin erkeğin müşrik bir kadınla evlenmesiyle alakalı. Ondan sonraki hususta da diyor ki وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Müşrik erkeklere de kız vermeyin. Mümin oluncaya kadar. Müşrik erkeklere de kız vermeyin. Mümin oluncaya kadar. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِك۪ينَ. Mümin bir köle hür bir müşrikten hayırlıdır. وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. İsterse ondan hoşlanın. Hoşlanıyor olsanız da mümin bir köle, mümin bir esir, hür bir müşrikten hayırlıdır. Peki şimdi burada kadınların gayrimüslimle evlenmeleri haram kılınıyor mu? Daha hayırlıdır diyor. Yani iki tane hayırlı şey olacak ki biri daha hayırlıdır demiş olsun. Yani bir kadının bir esirle, bir mümin esirle evlenmesi bir müşrikle evlenmesine daha hayırlıdır. İstersen müşrike aşık olmuş olsun.
velev acebeküm odur yani. Ama haram kılınmıyor. Burada bakın dikkat edin. Kadınlara, kadınlar için verilen hükümlerle erkekler için verilen hükümler arasında bir fark var mı? Aynı değil mi? %100. %100 aynı. Tamam, neden daha hayırlıdır dediğinin sebebini söylüyor ondan sonra. Ulaike yed'ûne ilennâr, bu müşrikler kişiyi ateşe çağırırlar. Vallahu yed'û ilel cenneti vel mağfireti bi'iznih, Allah da kendi izniyle cennete ve bağışlamaya çağırır. Ve yubeyyün âyâtih linnâsi leallahum yetezekkarun, insanlar zihinlerinde doğru bir bilgi oluştursunlar diye ayetlerini böylece açıklıyor. Şimdi burada diğer ayetleri de birleştirdiğiniz zaman bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani açıklama meselesi şu. Bakın, Nisa suresinin 4. sure 22. ayetini açalım. Şimdi bu 22 hızlı bir şekilde okuyacağım. 22. ayette diyor ki, babanızın nikahladığı kadınları nikahınıza almayın. Daha önce olmuşsa o başka. Bu çok çirkin şey, çirkinliktir. Bir zulümdür. Yani çok kötü bir şeydir ve çok kötü bir yoldur. Ondan sonra yani bir kişi babasının karısıyla evlenemez. Yani babası almış, boşanmış ya da babası ölmüş olabilir. Yani kendi annesi değil tabii, başka kadın. Şimdi burada Müslüman kafir var mı? Babası Müslüman olmayabilir değil mi? Ondan sonra diyor ki anneleriniz size haram kılındı. Kızlarınız haram kılındı. Kız kardeşleriniz. Teyzeleriniz. Halalarınız, teyzeleriniz. Erkek kardeşlerinizin kızı, kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan analarınız, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anaları, bakımınız altında bulunan üvey kızlarınız, ki eğer gerdeğe girdiğiniz kadınların kızıysa, ama gerdeğe girmeden boşamışsanız, üvey kızlarınızı evlenmenizde bir günah yoktur. Oğullarınızın karıları, ki kendi soyunuzdan olan oğullarınızın karıları, evlatlıkların ki değil, kendi öz evladınızın. Bir de iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız haram kılınmıştır. Din farkı var mı burada? Dinden bahsediyor mu? Yok. Ondan sonra da diyor ki vel muhsanatü minen nisai, bir de evli kadınlarla evlenmeniz haramdır. İlla ma meleket eymanukum, ancak esir olarak almışsanız onlarla evlenebilirsiniz. Çünkü esir olarak alındıktan sonra kadınları hürriyetine kavuşturmak için gereken fidyeyi göndermiyorlarsa, o zaman bu kadınlar ancak evlenme yoluyla, yani en kolay şekilde hürriyetlerine kavuşabilirler. Dolayısıyla o kapı açık bırakılıyor. Yani bunlar eşlerinden boşanmış sayılıyorlar. Kitab-ı Allah aleykum, bu Allah'ın size bir yazgısıdır. Ve uhille lekum ma vera'e zalikum, bunun dışındaki bütün kadınlar size helal kılındı. Buraya kadar anlatılanlar, tekrar soruyorum, bir din farkından bahsedildi mi buraya kadar? Yok. Peki bunun dışındakiler size helal kılındı dendiği zaman, müşrik de olabilir, mümin de olabilir, hepsi de olabilir, fark etmez. Onun için Maide suresi, son inen sure, kendilerine kitap verilen namuslu kadınlar helal kılınmıştır şeyi buraya bir ilave hüküm getirmiyor. Biraz daha o olayı açıklıyor. Sonra şunu söylüyor bakın ayet. Ondan sonra gelen ayet. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, sizden kimin namuslu mümin kadınlarla evlenecek kadar maddi imkanı yoksa,
namuslu mümin hür kadınlarla evlenecek kadar maddi imkanı yoksa فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ O zaman mümin olan esir kadınlardan evlenebilirsiniz. Esir kadınlarla evlenebilirsiniz. Yani namuslu mümin kadınlardan sonra ikinci tercih hangisi? Esir olan mümin kadınlar. Peki namuslu olacak mı onlar? Şimdi bakacağız. Diyor ki وَاللّٰهُ عَلَمُ بِا۪يمَانِكُمْ Şimdi mümin olacak dedi. Şimdi diyebilirsiniz ki tam esirin imanına nasıl inanacağım? Allah sizin imanınızı da daha iyi bilir. Yani sizin imanınıza siz başkasının imanına ne kadar güveniyorsanız ona da o kadar güveneceksiniz. İman kalpte olan bir şey. Dışarıya vurduğuna bakarsınız siz. Ba'dukum min ba'd. Biz biriniz yerinizdensiniz. Yani esirleri o kadar da küçük görmeyin. Onlar da sizin gibi bir insanken hürriyetlerini kaybetmişler. فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ Onlarla nikahlanın ailelerin izniyle. Yani o bakımına verildikleri ailelerin izniyle nikahlanın. Ama nikahta bu esir kadın isterse evlenir, istemezse zorla evlendirilemez. Normal, yani hür bir kadın evlendiği gibi evlenir. Sadece denetimi bağlı bulunduğu aile yapar. فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُفِ Mehirlerini de onlara, kadınlara, şeylerine değil. O bakımında bulundukları aileye değil, kadının kendisine mehirlerini verin. Mağrufa göre. Yani o toplumda güzel kabul edilecek miktarda verin. Peki onlar ne olacaklar? مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ O esir kadınlar da namuslu olacak. Gizli ya da açıktan zina etmeyecekler. O zaman esir diye demek ki o kadınların da namuslarını korumak Müslümanların üzerlerine bir görev. Onlar da namuslu olacaklar. Peki şimdi bakın buradan birinci tercih namuslu Müslüman kadınlar. İkinci tercih namuslu Müslüman esirler, esir kadınlar. O zaman ehli kitabın kadınları müşrik olduğuna göre onlar kaçıncı tercih olur? Üçüncü tercih olur. Şimdi Bakara 221'e dönelim. Bak burada ne diyor? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Müşrik kadınları nikahınızı almayın mümin oluncaya kadar. وَلَا اَمَتُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ Mümin esir kadın bir müşrik hür kadından elbette daha hayırlıdır. Şimdi öbür ayette de aynısını söylemiyor muydu? Bir ilave bir hüküm yok. Onun için burada işin tamamen sonuçlandırıyor burada. Bütün ayetler bir araya getiriliyor. Burada sonuçlandırıyor. O zaman bir Müslümanın birinci tercihi namuslu mümin kadın. İkinci tercihi namuslu mümin esir kadın. Üçüncü ve son tercihi namuslu müşrik kadın. İster ehli kitaptan olsun ister olmaz. Fakat namuslu değilse asla evlenemez. Din farkı önemli değil, namus son derece önemli. Bak bütün bunlarda namuslu olma şartı olmazsa olmaz şarttır. Ama din farkı olmazsa olmaz şart değil, değil mi? Çok ilginçtir. Mezhepler din farkını olmazsa olmaz şart olarak görmezler. Namuslu olmayı olmazsa olmaz şart görmezler. Kur'an'ın hiç yasaklamadığı gayrimüslimle evlenmeyi yani kadın evleniyorsa kocasının Müslüman olmasını olmazsa olmaz şart görürler. Evlenen erkekse ya Müslüman kadınla ya da ehli kitapla evlenecek derler. Bu tercih sırasında da hepsi riayet etmez. Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı kaybolur. Caiz gördüğü şey de haram hükmüne girer. Ondan sonra da ne oluyor? Ondan sonra da
Karı kocadan birisi kafir olursa bakılıyor. Eğer kadın ehli kitaptan ise, koca da Müslüman olmuşsa, ehli kitap bir kadın onun nikahında olabileceği için aile bozulmaz. Ama kadın ehli kitaptan değilse, mesela ateistse ya da işte Budistse ya da neyse artık bir başka dindense, koca Müslüman olduğu an nikah düşer. Biz birbirimizi seviyoruz falan, kimse dinlemez, ayrılacaksınız. Peki böyle mi? Kur'an-ı Kerim öyle mi diyor? Ve bu konuda Cenab-ı Hak bize örnek de veriyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de her konunun örneğini verdiğini bize bildiriyor. Bu ayeti bulsana, ve lekad sarrafna, İsra suresindeydi galiba. Fi hadal Kur'an min kulli mesel. Haşr suresinin üstünde de var. Tamam, birçok yerde var. Yani biz bu Kur'an'da her şeyin örneğini vermişizdir diyor Allahü Teala. Her şeyin örneğini vermişizdir. Peki her şeyin örneğini verdiğine göre, o zaman bir Müslüman erkeğin nikahında gayrimüslim kadının olup olmayacağına da örnek vermesi beklenmez mi? Ya da bir Müslüman kadının bir gayrimüslimin nikahında olup olamayacağını örnek vermesi beklenmez mi? Evet, İsra 89. ayette böyle kasarrafna fi hadal kitab fi hadal Kur'an min kulli mesel. Biz bu Kur'an'da her örneği verdik diyor Allahu Teala. Şimdi bunun örneğine bakalım. Tahrim suresi, pardon. Evet, Tahrim. Tahrim suresi 66. sure, son ayetler. 549. sayfa, evet. Tahrim suresi canım, Mümtahine değil, Tahrim. Evet, 560. sayfa. Şimdi bakın, Allah ne diyor? Her konuda örnek verdim diyor. Şimdi ayetin nasıl başladığına bakın. 10 ve 11. Daraballahu meselen lillezine kafaru. Yani kafir eş için Allah örnek veriyor. Kimi? İmra'ate Nuh'in ve imra'ate Lut. Nuh'un karısını ve Lut'un karısı. Bunlar birer peygamber değil mi? Karıları ne? Kafir. Kafir. Biliyorsunuz Lut Aleyhisselam'ın karısı geride kalanlardan oldu. Nuh Aleyhisselam'ın karısının kafir olduğunda Cenab-ı Hak başka ayetlerde açıkça bildiriyor. Ama onların karısı olmaya devam ediyorlar. Nikahları düşse karısı, eski karısı denir değil mi? Karısı. Örnek veriyor. Örnek olması için bir olay anlatması lazım değil mi? Kâneta tahta abdin tahta abdeyni min ibadina. Kullarımızdan iki kulun nikahı altındaydılar bunlar. Nikahlılar. Salihayni, iki salih kulun nikahı altındaydılar. Fehanetâhumâ, ikisi de kocalarına ihanette bulundu. Felem yugniyâ anhumâ minallâhi şey'e, kocaları bunları Allah'a karşı hiçbir şekilde Allah'a karşı bunlara hiçbir fayda sağlayamadı. Kocaları şey, peygamber diye bunlara kocaların hiçbir faydası olmadı Allah katında. وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Diğer girenlerle beraber ateşe girin dendi. Şimdi bu kocaları peygamber, kadınlar kafir ve nikahlara devam ediyor. Şu anda bizim için örnek verildiğine göre demek ki böyle bir olay olur değil mi? Örnek veriyor Allah bize. Ondan sonra ne diyor?
وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مْرَأَةِ فِرْعَوْنَ Mümin kadınlar içinde, yani kendisi mümin, kocası kafir olan içinde Firavun'un karısını Allah örnek verir. Firavun'un karısı Asiye. Bakın Firavun'un karısını hatırlayın. Musa Aleyhisselam'a bir şey yapılmaması için ne dedi? Ya bunu dedi, biz evlat ediniriz. Bizim için göz nuru olur dedi. İşte alalım bakalım falan. Çünkü mümin kadın diye. Yapabileceğini yaptı orada. اِذْ قَالَتْ Şöyle Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştı. رَبِّبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Ya Rabbi, benim için senin katında cennette bir ev yap. Bir ev bina et. وَنَجِّنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Beni Firavun'dan ve onun pis işlerinden kurtar. وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ve bu zalimler topluluğundan beni kurtar. Peki şimdi bütün bunlardan sonra içinizde evlenmede din farkı konusunda hiç şüphesi olan var mı? Kesin mi her şey? Açık değil mi? Peki bir şey daha, çok daha açık anlatan bir ayet okuyacağım ben size bu meseleyi. Çok daha açık olarak anlatan. Gerçi hepsi çok açık ya, ama daha net bir ifade. 24. sureyi açıyoruz. ...349. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Ezzani, zina eden erkek. Bak, şeyde bütün namuslu olma şartlarını kullandı, şey yaptı değil mi? Olmazsa olmaz şart dedi. Yani zina etmeyecek. Kadın da erkek de. Üçüncü ayet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. İşlenen suça denk ceza verir. Zina eden kişiye bir işlediği suçtan dolayı 100 değnek verdi. Bu yaptığının zaten karşılığı. Bir de bu ceza değil yani. Bir de ceza veriyor. O da namuslu ile evlenme yasağı. İster kadın ister erkek olsun. Madem sen namusu hiçe sayıyorsun, namuslu ile evlenemezsin diyor Allah-u Teala. İster zina eden kadın olsun, ister erkek olsun evlenemezsin diyor. Ondan sonra diyor ki zani la yenkuh illa zaniyeten ev müşriketen. Zina eden bir erkek, zina eden bir kadından ya da müşrikten başkasıyla evlenemez. Şimdi zina eden erkek burada mümin mi değil mi? Mümin. Mümin olsa zaten müşrikten başkasıyla evlenmez demesinin bir anlamı kalmaz ki. Zina eden bir mümin erkek ya kendisi gibi zina eden bir mümin kadınla ya da müşrik de, o müşrik ister zina etsin etmesin önemli değil. Çünkü niye? Çünkü müşrik en son tercih ya. En son tercih. Ondan sonrası yok artık. Bak, zina eden, bak mümin erkek müşrik kadınla evlenir diyor ayet değil mi? Açıkça diyor. Ondan sonra ve zaniyetü la yenkihuha illa zanin ev müşrik. Zina eden kadını da zina eden erkekten ya da müşrik erkekten başkası nikahını alamaz. Ve hurrime zalike alel müminin, bu müminlere haramdır. Yani namuslu müminlere zina edenle evlenmek haramdır. Bu kadar açık olmasına rağmen bu hükümde mezheplerde yer alamaz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kadar mesele açık. Acaba hadislerde nasıl?
Peygamberimiz neye göre hüküm verirdi? Kur'an'a göre. Ne diyor Allahü Teala? Ve anihkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Şimdi bir gün Merset olacak, öyle hatırlıyorum adını. Merset adında bir Müslüman Mekke'den zina eden bir kadına aşık olmuş. Onunla evlenmek istiyor. Mekke'ye gidip gelirmiş. Gittiği zaman onun evinde kalırmış. Sonra zina haram kılınınca bir defa kadın yanına gitmemiş. Gelmiş Peygamberimize demiş ki ya Resulallah, ben kadının adını şimdi hatırlayamadım ama neyse, demiş ki ben işte o kadınla evlenmek istiyorum. Peygamberimiz de hiçbir cevap vermemiş. Çünkü onunla ilgili henüz Kur'an'da bir hüküm yok. Sonra bu ayet iniyor. Nur suresinin, bak müşriktir evlenmez demiyor. Bu ayet iniyor. Bu ayet indikten sonra onu çağırıyor, diyor ki Allahü Teala, zina eden bir kadının, bir Müslüman zina eden bir kadınla evlenemez diyor. Zina eden kadın ya müşrikle ya da kendisi gibi zina eden birisiyle evlenebilir. Şimdi tamamen hadis-i şerif ayet-i kerimenin hükmü mü? Çünkü Allahü Teala ne diyor? Maide 49 ve en yahkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep, Ebul As ile evli. Ebul As Bedir Savaşı'nda esir oluyor. Esirler, Ebul As zengin bir insan. Onu hürriyete kavuşturması için Zeynep Medine'ye bir miktar mal gönderiyor. Onların içerisinde annesinin düğünde hediye ettiği takı da var. Peygamberimiz onu görünce duygulanıyor. Takıları, o şeyleri iade ediyor. Ebul As'ı da serbest bırakıyor ama bir şart koşuyor. Diyor ki kızımı bana göndereceksin diyor. O da gidip çok sevmesine rağmen eşi Zeynep'i Peygamberimize gönderiyor. Şimdi Mekkelilerin böyle bir özelliği var. Söz verdikleri zaman kesinlikle yaparlar. Yani söz senetten daha güçlüdür Mekke'de. Veriyor ve gönderiyor eşini. Zeynep Medine'ye geliyor. Hicretin 6. yılına kadar Medine'de kalıyor. Hicretin 6. yılında Ebul As Şam'dan bir kervanla gelirken Müslümanlar kervanına ve mallarına el koyuyor. Kervanda olanları esir alıyor. Ebul As bir yolunu bularak kaçıyor, gece Zeynep'in evine geliyor. Geceyi Zeynep'in yanında geçiriyor. Sabah olunca sabah namazda başlarken Allahu Ekber diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zeynep arkadan bağırıyor. Ey Müslümanlar, haberiniz olsun, Ebul As benim korumam altındadır diyor. Selamdan sonra Peygamberimiz diyor ki benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Evet diyorlar. Vallahi şu anda haberim oldu, daha önce bilmiyordum diyor. Ama diyor Müslümanların en zayıfının verdiği güvence geçerlidir. Madem Zeynep böyle bir güvence verdi, dokunamazsınız artık ona. Sonra Peygamberimiz Ebul As'a diyor ki Müslüman ol. Hayır olmam diyor. O esir alanları çağırıyor. Ganimetleri, onu ganimet alanlara diyor ki bunlar sizin hakkınız. Ama esirleri serbest bırakır, malları da Ebul As'a teslim ederseniz iyi olur diyor. Tamam ya Resulallah diyorlar ve teslim ediyorlar. Esirleri serbest, malların tamamı Ebul As'a teslim ediliyor.
Ebul As gidiyor Mekke'ye. Mekke'de şey yapıyor. Bütün borçlarını ödüyor. Çünkü kervan götürenler milletten para topluyor. Faizle borç alıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Borçlarını tamamen ödüyor. Sonra geliyor, Müslüman olarak Medine'ye geliyor. Doğrudan doğruya karısının yanına. Nikah falan kıyılmıyor. Niye? İşte ayetler açık. Değil mi? Peygamberimiz başka bir şey yapabilir mi burada? 7. yılda geliyor. 7. yılda geliyor. Nikahda bir şey yok. Orada tabi Zeynep'in güvenliği çok önemli olduğu için şey yapılıyor. Hatta Zeynep Mekke'den Medine'ye gelirken yolda bazı kimselerin hücumuna uğruyor, çocuk da düşürüyor. Yani Zeynep Mekke'de kalsaydı onu öldürürlerdi orada. Can güvenliği için oraya gidiyor. Şimdi bu olay Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra oluyor. Mekke'nin fethi sırasında Velid bin Muğire'nin kızı Müslüman oluyor. Fakat kocası kafir. Kocası Safvan bin Umeyye. Mekke'nin zenginlerinden ve silah tüccarı durumunda olan kişi o zaman. Yani savaşa gidenler bir orduyu donatacak kadar silahı olan bir adam. O günün şartlarına göre. Şimdi Safvan bin Umeyye kaçıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vehb adındaki yeğenine kendi kaftanını vererek Safvan'ın arkasından gönderiyor. Diyor ki git ona söyle gelsin. Baksın, istiyorsa Müslüman olur. İstemiyorsa ona iki ay daha müsaade. Gidiyor, arkadan yetişiyor amcasına. O da o Peygamberimizin kaftanını alıp geri dönüyor, geliyor. Peygamberimiz o sıra Kabe'nin yanında, atının üzerinde o. Diyor ki, ya Muhammed, Vehb zannediyor ki sen bana iki ay süre tanıdın. Evet diyor, in aşağı konuşalım diyor. Yok diyor. Bana süre tanıyıp tanımadığını söylemezsen inmem. Çünkü söz son derece önemli Araplarda. Ağzından çıktı mı hiç kimsenin şüphesi yok. Tamam diyor, in sana 4 ay süre. Ve iniyor. İniyor. Bu adam doğru karısının yanına gidiyor. Mekke'nin fethinden sonra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din farkından dolayı herhangi bir karı kocayı ayırdığına dair rivayet yok. Bir tek olay var. Ona bakarak Müslümanla Müslüman bir kadının kafir kocaya haram olduğu söylenir. O da 60. surenin 10. ayeti. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. يَا اِيَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ Müminler, mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan geçirin. Allahu alemu bi imanihinne, gerçekten mümin olup olmadıklarını en iyi bilen Allah'tır. Fe in alimtumuhunne mu'minatin, onların mümin olduklarını anlarsanız fe la terci'uhunne ilel kuffar, kafirlere geri çevirmeyin, yani kafir kocalarına geri çevirmeyin. La hunne hillun lehum ve la hum yahillune lehunne, bunlar onlara helal değil, onlar bunlara helal değildir. وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُوا, o kocalarının yaptıkları harcamayı onlara geri gönderin. Ondan sonra وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِعُهُنَّ,
Onları nikahlamanıza bir günah yoktur. اِذَا اَيْتَيْتُمُهُنَّ اُجُورَهُنَّ mehirlerini verdiğiniz takdirde. Şimdi buradaki bunlar onlara helal değil, onlar bunlara helal değil kısmına bakarak bir Müslüman kadının müşrik ya da gayrimüslim bir erkeğe helal olmadığına fetva verir. Şimdi biliyorsunuz her zaman bir husustan şikayet ediyoruz ve bunu sürekli tekrarlıyoruz. Kur'an ayetleri birbirini açıklar. Bir tek ayet olduğu gibi alırsanız çok beğendiğiniz ceketin bir kolunu almak gibi olur. Ne o kol bir işe yarar ne o ceket. Çünkü ayetleri açıklayan Allah-u Teala'dır. Şimdi burada olay şu. Peygamberimiz Hudeybiye'deki durumu anlatan ayettir bu. Hicretin 6. yılında yani Zeynep'in olayından önce. Zeynep'in olayından önce. Mekkeli müşriklerle bir antlaşma yapıyor. Antlaşmadaki maddelerden birisi bizden size bir kişi gelirse onları iade edeceksiniz diyor Mekkeliler. Ama Müslümanlardan birisi Mekke'ye sığınırsa Mekkeliler iade etmeyecek. Bu sırada bazı erkekler Müslümanların safına katılmak istiyorlar. Bu antlaşma maddesi gösterilerek onlar geri isteniyor Mekkeliler tarafından alınıyor. Ama birkaç kadın Müslümanlara sığınıyor oradayken. Geliyorlar. Mekkeliler o kadınları da geri istiyor. Fakat Peygamberimiz antlaşmayı gösteriyor. Burada erkek ifadesi geçiyor. Racül. Bunlar erkek değil diyor. O zaman seslerini çıkarmıyorlar. Şimdi bu kadınlar kocalarını bırakarak Müslümanlara gelmişler. Kocasını niye bırakmış? Ayrılmak istediği için. Bir kadın kocasından ayrılmak isterse gerekçesini bir heyet değerlendirir. İftida denen bir hadise vardır. Bizim internet sitesinde ayrıntılı olarak anlatılır. Kadının boşanma hakkı ki onun örneği de bu ayettir. Ben sadece kısa bir şey yapacağım. Bu ayet iftidayı anlatacağımız şeyler gelecek önümüzdeki günlerde, inşallah haftalarda. Yani kadının boşanma hakkı nedir, nasıldır onu ayrıntılı olarak açıklayacağız inşallah. Burada sadece konumuzla ilgili kısmına temas edeceğiz. Bir kadın kocasından ayrılmak isterse gerekçesini bir heyete bildirir. O heyet o kadını o gerekçede haklı bulursa o zaman kadına ayrılma hakkını verir. Kadın da bu hakkını kullanır ama o zaman da kadın kocasından aldığı mehri iade etmesi gerekir. Şimdi burada Müslümanlara sığınan, kocasından kaçıp Müslümanlara sığınan kadın ben Müslüman olduğum için geldim diyor değil mi? Ayrılma gerekçesine Müslüman olmak. O zaman bu gerekçede kadının haklı olduğunu Müslümanlar kontrol etmek zorunda değil mi? Ortaya bir gerçek sürüyor. Bakalım sen gerçekten Müslüman mısın? Onun için diyor ki eğer Müslüman olduğunu anlarsanız geri çevirmeyin. Çünkü kadının iddiasında haklı. Ayrılma talebi tamam. İddiası da kendi Müslüman, kocası kafir olduğu için ayrılmak istiyorum. Tamam o zaman. Peki haklı dedikten sonra yani kadının talebi haklı bulunduktan sonra kocasına geri çevrilir mi? O zaman ona haram olur. Onun için diyor ki artık onlara geri çevirmeyin. Artık bundan sonra o kocasına helal olmaz. Çünkü gereken işlemler yapıldı. Kocasıyla ayrılması gerçekleşti. Bir tek yapılması gereken bir şey var. Kocasının buna harcadığını geri göndermek. Kaçan kadının parası olur mu? Onun için diyor ki Allahü Teala وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُوا o erkeklerin bu kadınlar için harcadıklarını siz verin diyor. Böylece işlem tamamlanıyor. Peki sistemi bozdu mu? Hayır. Bu kadının şey. Yoksa Mekke'de kalan Müslüman kadınlar vardı. Mekke'de kalan Müslüman kadınlar vardı. Kocaları kafirdi. Onlarla ilgili hiçbir şey yok. Bak Fetih suresini açarsanız orada görürseniz 48. sure. 513. sayfayı açın.
Burada diyor ki Allahü Teala 25. ayette humullezine kafaru, hatta şeye 24'ten başlayalım olay tam olsun diye. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke. Mekke'nin ortasında, Mekke'nin göbeğinde tam bir tabirle sizin elinizi onlardan, onların eli sizden engelleyen Allah'tır. Çünkü savaş noktasına kadar gelmişlerdi Hudeybiye'de ama Allahü Teala savaşa müsaade etmedi. Min ba'di en adverakum aleyhim, size onlara karşı zafer verdikten sonra, yani Müslümanlar üstün durumda oldukları halde Allah müsaade etmedi savaşmalarına. Şimdi bak, ayetin Hudeybiye ile ilgili olduğu açık mı? Hiç şüphe yok. Öbürü de Hudeybiye ile alakalı. Ondan sonra diyor ki ve kâne Allahu bimâ ta'melûne basîra, Allah ne yaptığınızı görüyordu. Humullezîne kafarû, kafir olan onlar. Bak, müşrik ve kafir, bu da aynı, görüyor musunuz? Tekrar ediyorum, her müşrik kafir ve her kafir müşriktir. Humullezîne kafarû, kafirlik yapan onlar. Vasaddukum anil mescidi haram, mescidi haramdan engelliyorlar. Soktular mı Müslümanları Mekke'ye? Sokmadılar. Vel hediye ma'kufen en yebluğa mahille. Bir de o götürülen kurbanlıklar, gidip de şey Mekke'de kesilmesini de engellediler. O Hudeybiye'de kesildi biliyorsunuz. Ondan sonra ne diyor Allahü Teala burada, bakın. Velev la ricalun mu'minun. Mekke'de mümin erkekler olmasaydı. Ve nisa'u mu'minatun, mümin kadınlar olmasaydı. Lem ta'lemuhum, siz onları bilmiyor, tanımıyorsunuz. En tata'uhum, bir baskın yaptığınız zaman onları da ezip geçebilirdiniz. Tanımadığınız için öldürürdünüz Müslüman kardeşiniz, değil mi? Ve tusibekum minhum ma'arratun bi gayri ilm. Bilmediğiniz için utanç verici bir durum ortaya çıkardı. Bilerek yapmıyorsunuz ama bilmeden yapıyorsunuz. Bir defa öbürleri dalga geçecekti, kendi kardeşlerini öldürdüler diye. Şimdi bu ayet, bu kaçan kadınlardan başka Müslüman olup da gayrimüslimlerin nikahında kadından olduğunu gösteriyor mu? Öyleyse sırf kaçan kadınların boşanma taleplerinin karara bağlandığı, örneklendirildiği o olay gerekçe gösterilerek bir Müslüman kadın gayrimüslimle evlenemez denir mi? Denmez. Şimdi bir şey tam bütünlük sağlandı mı? Gelelim neticeye. Şimdi Müslüman olan hiçbir kadına Peygamberimiz kocanda Müslüman olduğumu sormamıştır. Aynı şekilde Müslüman olan hiçbir erkeğe de karında Müslüman oldu mu diye sormamıştır. Fakat mesela biz Tromso'ya gittik. Hani kutup bölgesinde gözlemler yapmak üzere. Orada 800 kadar Müslüman vardı. Belki şimdi sayılar artmıştır. Sandra Maryam diye onların liderleri olan bir hanım vardı. Kendisi Norveçli. Eşi Avustralya'dan, bir İngiliz asıllı birisi. Kadın canla başla çalışıyordu. Ona sorduk. Burada en çok kim Müslüman oluyor? Kadınlar Müslüman oluyor dedi. Fakat en büyük problem de Müslüman oldukları zaman eşlerinden ayrılmaları gerekiyor. Bu ne demektir? Sakın Müslüman olmayın demek değil midir? Ya da bir erkek Müslüman olduğu zaman eşinden ayrılmak zorundaysa sakın Müslüman olma demek değil midir? Ya kardeşim, bu din dediğiniz akşam adam inanır, sabahleyin kafir olabilir. E şimdi akşam evlenip sabahleyin karısından mı ayrılacak? Ya da kocasından mı ayrılacak? Bakın, bu kadar hiçbir ayet yokken, görüyor musunuz bakın? Hiçbir hadis yokken ilişkileri bozarak Kur'an'dan hüküm çıkaracaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki karı kocadan biri Müslüman oldu mu nikah düşer, aile bağları kopar. Böyle bir din evrensel olur mu?
Onun için bunlara da çok dikkat ederim. Ha, Allah-u Teala haram kılmıyor ama tavsiye de etmiyor. Fakat haram da kılmıyor. Örneğin de peygamberlerden veriyor. Değil mi? Kocası kafir olana da Firavun'un karısını örnek veriyor. Haram kılmıyor. Bu çok önemli. Fakat asla da tavsiye etmiyor. Evet, böylece bugünkü dersin de sonuna geldik. Evet. Hepinize teşekkürler ederiz.